Değerli izleyiciler, İstanbul Times TV olarak bugün Bağcılar'dayız. Vatandaşlara Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu şu an karşınızda olsaydı kendisine neler sorardınız, ne söylemek isterdiniz diye sorduk. Bakalım neler söylemişler, hep birlikte izliyoruz. Ya, iyi şeyler yapmasını isterdim millet için, vatan için. Ne talep ederdiniz bir vatandaş olarak? Ya, daha iyi şartlarda geçirmeyi, daha iyi şeyler vaat etmeyi isterdim tabii ki. Mesela? Mesela ne diyeyim yani? Bir vatandaş olarak ilk talebiniz ne olurdu İmamoğlu'na? Önceliğiniz nedir? Ya, geçim sıkıntısını önlemek. En iyi önerim bu yani. Bunu önlem olabilir mi? Yani bilemiyorum artık. Başkanım. İnşallah olur diyorum yani. Bilmediğim için. Tanımıyor musunuz kendisini? Yok, tanımıyorum. İlk defa daha sizden duyuyorum onu. Televizyonları hiç görmediniz mi? Çocuklar bize fırsat vermiyorlar. Yeni duydum abi. Şimdi... Hiç duymadın mı? Yok, duydum da, anımsıyorum da. Ekmelettin İhsanoğlu'nu da bir ara çıkarmışlardı. O da bir ara popüler olmuştu. Sonra birden söndü abi. Yani bilmiyorum. Eğer ülkeye iyi hizmet edebilecekse olsun. Ben o şekilde diyebilirim yani. Tanımıyorum kendisini de. Şu anki durumdan çok... Neden böyleyiz? Neden bu haldeyiz? Başka hiçbir şey sormazdım. Ya benim sorum ona olmazdı. Şu anda yönetenlere olurdu. Çünkü İmamoğlu daha yeni bir aday. Yani İstanbul şu anda... Kazanırsa ne istersiniz kendisi? Kendisi bildiğim kadarıyla. Şu anda İstanbul'da olsa çok daha ilerinin olacağını düşünüyorum. Yani böyle bir şehri güzelleştirebilecek bir insan olduğunu düşünüyorum kendisini. Siz efendim? Temennimiz diğerleri gibi olmaması yani. Benim o amaçla. Başka yok. Olur muydu belediye başkanı olsa? Yani farklı şeyler yaratmasını isterdim. Oluşturmasını isterdim açıkçası. Başka. Tanımıyorum. Televizyon hiç görmedim. Hayır, ben televizyon izlemiyorum. Evet, ben siyasetle hiç ilgilenmiyorum. Vallahi Ekrem İmamoğlu bir tanedir. Çok onu seviyorum. Seviyor musunuz? Ha, vallahi. Oy verecek misiniz? Yok, o konu onu sır kalacak. Söylemiyorum. Teşekkürler. Ama nedir? Ekrem İmamoğlu yani gerçekten bir adam gibi adımdır. Neler yapabilecek, ne yapacak, yani nasıl geliştirecek? Bunları sormak isterdim yani. Bunlar. Talebiniz olur muydu? Yani talebimiz şu şeyde olurdu. Hani can güvenliğimizin ilk önce burada sağlanmasını isterdik. Yani can güvenliğimizi nasıl sağlayabiliriz? İstanbul'da güvenlik yok mu? Çok can çok düşük. Olmadığını düşünüyorum. Çok düşük. Çok fazla düşük hatta. Peki, başka bir talebimiz olur muydu? Ya şu anda hani iyi yaşamak istiyoruz işin açıkçası. İyi yaşamak istiyoruz. Bunun işimize ne yapabilir, ne sunabilir bunu öğrenmek isterdik. Çok derim, çok bir şeyler derim. Kendisi. Ne derdiniz mesela? Çok iyi insandır. İyi insan, dürüst insandır. Adam iyi insandır. Onun için kardeşim. Talebiniz var mı kendisinden? Ne isterdiniz? Her şey değil mi? Onun için, dürüsttür onun için söylüyorum. Dürüst olmazsa ben söyler mi? Tamam mı? Oy verecek misiniz? Vereceğim tabii ona. Kendi yönettiği yeri sorardım. İlk önce orayı nasıl halletti? İstanbul'u ne yapacak? O küçücük bir... Bulunduğu yeri yönetemeyen adam İstanbul'a nasıl talip oluyor acaba? Bunu sorardım. Ne sorardınız? Başka bir şey sormazdım. Sadece bunun cevabını bana versin. Yeterli benim için. Ya ben hiç tanımadım, görmedim. Bir şeyle sorardım. Ne yaptın, ne daş koydun bir yere sorardım. Kim? Biliyor musunuz efendim kendisini? Hiç tanımıyorum. Beylikdüzü'nün eski belediye başkanı. Hiç tanımam. Şu an CHP ve İYİ Parti'nin adayı. Ben bu arada insan ne bileyim oğlum. Şehirde kim oyunuzu vereceksiniz? Ben her zaman lambayı atıyorum. Hani o ortalığı ışıdı ya. Ötekini ışıtmıyorlar. Lamba ortalığı ışıltıyor mu? Karanlıkta duramıyor mu? Duramıyor karanlıkta. Aydınlatıyor muydu yani? Aydınlatıyor tabii. Bak daha böyle şöyle niye bak orada? Bir yamsın neyle geçiyor? Mesela Bağcılar'da insanların istediği kreş. Hı hı. Çalışan insanların. Yeşil alan. Hı hı. Park. Park. Efendim... Ben şöyle görüyorum, şu andaki mevcut belediye iyi bir çalışma görmüyorum yani. Memnun değil misin? Yok, memnun değilim. Siz neler söylemek istersiniz? Aynısını söylüyorum, ben de aynısını diyorum. Kadın olarak, İstanbul'da yaşayan birisi olarak neler söylerdiniz? Kadın, kadınlara göre yani kadınlara bir şeyler adasınlar, çocuk şeyleri olsun, kreşleri olsun, parklar olsun, insanlar gitsin, biraz hava alsın, yeşil alanlarda. İsteriz tabii, her şeyi isteriz. Yani açıkçası öyle pek soru soramazdım yani. Bir talebiniz olur muydu? Yok ya, şu an ben halimden bizzat memnunum zaten. Aynen, şu anlık bir sıkıntım yok yani. Ya yapamaz. Niçin yapamaz? Televizyonda görüyoruz Beylikdüzü'nün çöp yığını. Artık o çöp yığını maket mi onu da bilemem. Maket değildir herhalde. Orayı yapamayan, affedersin şimdi ben
73 yaşındayım. Sırtım 50 kilo yük alsam götüremiyorsam 100 kiloyu verdiği vakit ne olur? Ağız üstü kapanırsın. Yönetemezsin burayı. Ya yönetemez, öyle gösteriyor. Ne sorardınız? Bir sorunuz olur muydu? Yok ya, ne soracağım ki? Ne sorayım ki? Vatandaş olarak ne sorardınız? Ben vatandaş olarak ilçemin belediye başkanına sesleneyim. Defalarca da gittim. Şuraya gelip de evime giremiyorum birader. Arabayı orada bırakıyorsun, trafik çekiliyor. Şu an kışın, yazın olsun. Yazın burada eve giremiyorum. Ya insanı topluyor aynı noktaya, aracı topluyor aynı noktaya, trafik var. Ya binanın, ya bir set ya asfalt yapıyı, üstüne bir pentoton sahası, askerlik yaptın mı? Evet, yaptım. Yaptıysan iyi bilirsin. Ya bunu bırak gitsin vatandaş. Çift yol, şu yolumuz, o yolumuz çift şeritti. Tek şerit yaptı. Aracını koyacak yer yok. Dükkancı önüne yazmış. Şöyle diyeyim ya, iki sokak gezek. Madem kamera çekiyor. Kuaför yazmış. Park yeri kuaföre ait. Ya kuaföre ait de benim de arabam var. Bir tane hurda külüstür. Ben kapımı önüne getiremeyim. Oradan taşıyorum. Hanımı vallahi, hanımı nöbetçi dikeyim. Dizler argı. İçinde oturam diye yok diyeyim hanım. Dışarıda bekle. Dörtlüğü yakıyorum. Polis gelirse de ki gelecek. Gördün kaç tane çocuğu çekti götürdü çekici. Bir daha hanımı götürecek. Dosta düşmana rezil olacak. Ekrem İmamoğlu dürüst bir belediye başkanı. Hı hı. Şu anda Beylikdüzü'nde. İnşallah kazanır diyorum. Oy verecek misiniz? Veririm. Niye vermeyeyim? Teşekkür ederim. Niye vermeyeyim yani? Veririm. Hayırlısı kimisi o gelsin başkanım. Çünkü şöyle bir şey söylüyorum ben size. Devlet önce kendini yönetsin. Hı hı. Halkı kandırmasın. Milleti kandırmasınlar. Kandırdığını mı düşünüyorsunuz? Bu millet hep yazık. Şu halk hep yazık yani. Yani yazık yani. İnsanlara yazık. Bizlere yazık yani. Sana yazık. Bak, teşekkürler. Soğukta çok mikrofon tutuyorsun. İşini yapıyorsun. Evine bir ekmek parası götürebilmek için. Yalan mı? Evet, doğru. Gerçek. Devlet bu gerçekleri görmesi lazım. Yani 600 tane milletvekili var. Bu gerçekleri görmeleri lazım. Hepsi görmesi lazım. Yani 3'e 5'e bakmaları lazım. Kendileri nasıl lüks yaşıyorsa vatandaşı da lüks yaşasın. Vatandaşı da lüks yaşasın. Vatandaş eskiden kuru fasulye bile fakir yemedi. Şimdi zengin yeme oldu. Şimdi zengin yeme oldu. Bak vatandaş o kadar kuru fasulye yemiyor. Hesap bu yani. Ve devlete ne diyeceksin yani? Bizi yönetenler yani bunlar. Herkes kendini düşünüyor. Yani bu fakir halka, ekonomik duruma boğuşan halka ne yapar acaba? Ve eğitimle ilgili, yani çocukların eğitimle alakalı, özellikle okul öncesi eğitim çok çok önemli istiyor şahsım olarak. Bununla ilgili acaba ne yapar diye sormak isterim kendisine. Ve kendisine burada teşekkürlerimi iletiyorum yani tekrardan.